Merhabalar. Gelecek Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Rıza Korkut. Biliyorsunuz uzun zamandır helyumla ilgili videolar çekiyorum. Bununla ilgili teknik tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Yine böyle bir video hazırlamayı düşünüyorum şu an sizlere. Bu videomuzda değerli arkadaşlar biliyorsunuz sinyal yükselticiler bu ara bayağı bir ilgi görmeye başladı. Daha fazla kazanç elde etmek isteyen helyum hotspot kullanıcıları bunu tercih ediyor, deniyor, oluyor, olmuyor. Bir de filtre olayımız var. Biliyorsunuz sal filtreler şu an kullanılıyor. Bazı cihazlarda gürültüyü önlemek için. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki bir de kavite filtre var arkadaşlar. Boşluk filtresi diye geçiyor. Bunun ekleme kaybı daha düşük. Yaklaşık 1 dBm civarında ve gerçekten baskılama gücü. Frekans dışı sinyalleri baskılama gücü gerçekten çok iyi. Şu an bir de elimde arkadaşlar çok iyi bir sinyal güçlendirici var. Daha doğrusu daha önce birçok sinyal güçlendiriciyi denedim. Ama bu aldığım sinyal güçlendirici yeni çıktı. Firma özellikle bana gönderdi. Dedi ki bu lütfen ürünümüzü dener misiniz? Ben de gerçekten çok etkilendim. O yüzden de sizlere bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Şöyle ki sinyal güçlendiricimiz normalde 17 dBm sinyal güçlendiren bir sinyal güçlendirici. Ama şunu söyleyeyim. İçerisinde iki tane RX yönünde, iki tane de TX yönünde sal filtre var. Onlarla birlikte 17 dBm değere ulaşıyor. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Biliyorsunuz sal filtreler yaklaşık 2,5-3,5 dBm ekleme kaybına sebep oluyor. Yani çok düşük bir sinyal yakalamışsanız bu sayede kaybetmiş olabilirsiniz. Bunun için ben de şöyle bir şey yaptım. Bu sal filtreleri yerinden söktüm ve atlama yaparak onları devre dışı bıraktım. Sinyal güçlendiricimizi böylece test ettiğimde çok ciddi derecede sinyalin arttığını gördüm ve bunun bir de kavite filtreyle test ettim. Çok güzel bir sonuç aldım arkadaşlar. Hatta bunu şimdi sizlerle hemen paylaşıyorum. İsterseniz bundan sonrasını teknik detaylarla devam edelim. Değerli arkadaşlar burayı biliyorsunuz. Burası benim balkonum. Burada böyle bir ortam var. Çiçeklerle beraber bayağı bir zamandır testler yapıyoruz burada. Şöyle göstereyim. Bir tane 4 dBi'lik bir antenim var. Ve pis kes cihazım var. Ve oldukça da fazla filtre ve sinyal güçlendirici mevcut elimde. Hatta görüyorsunuz işte sinyal bölücüler. Bugünkü konumuz şöyle. Bugün demin de bahsettiğim gibi bu sinyal güçlendiriciyi test ediyorum arkadaşlar. Evet görüyorsunuz bu üstten görünüşü marka logosu var. RX ve TX hangi taraf çalışıyorsa onu gösteren bir led ışığı var. 5 volttan başlıyor. 5 volt 24 volt arası bir adaptörle çalıştırabilirsiniz. Yani bu demek oluyor ki USB girişine de bağlayabilirsiniz. Yine şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da kapağı. Ben kapağını söktüm. Diyeceksiniz ki kapağını neden söktünüz? Arkadaşlar bu cihazda dahili sal filtreler var. Bir tane şu noktada, bir tane şu noktada. Bu filtrelerle birlikte toplamda 17 dB kazanç sağlıyor ve bu gerçekten iyi bir kazanç. Ancak tabii ki girişteki sal filtreleri biliyorsunuz 2,5-3 hatta 3,5 dBm kayba sebep oluyor ve bu ciddi bir kayıp aslında. Yani çok küçük bir sinyali bile kazanabilecekken kaçırmanıza sebep olabilir. Diyeceksiniz ki peki bunu söktünüz aşırı gürültülü sinyal olmayacak mı? Bunun telafisini bununla yapacağız arkadaşlar. Bu da Asacom'un 868 MHz için yaptığı bir kavite filtre arkadaşlar. Bu kavite filtreyi ben tabii ki dış ortamda kullanacağım için su geçirmez hale getirdim. Öncelikle sıvı izolasyon spreyle boyadım. O zaten yeterliydi. Ancak tekrardan üzerine bir kaplama yaptım. Böylelikle sıvı geçirmez hale geldi. Bununla ve bunsuz ayrı ayrı testlerini ben size şimdi göstereceğim.
Ama öncelikle dediğim gibi bunları neden söktüğümü anlatıyorum. Bakın burada da var. Bu TX tarafına gidiyor. Çok önemli değil ama bize RX önemli. Yani alış sinyali için çok önemli. Bu ikisini sökerseniz cihazımız yaklaşık 21 dB kazanca kadar bir kazanç elde edebiliyor. Bunu da şimdi göstereyim size. Arkadaşlar bağlantılarımızı yaptım. Burası sıfır noktamız. Burayı ben sinyal düşürücü olarak kullandım. İkisini birleştirince 15 dBm'lik sinyalimizde bir düşüş oluyor. Bu bizi daha doğru ötmemizi sağlayacak. Ama biz tabii ki kalibrasyonu bu noktadan aldığımız için burası sıfır noktası. Bundan sonraki değerler gerçek değerler arkadaşlar. Şimdi cihazımızı saf filtreleri söktükten sonra nasıl bir tepki verdiğini hemen önce bir gösterelim. Sinyal güçlendiricimizden geçtikten sonra bakın sinyal bu şekilde oluyor. Görüyorsunuz 868 M3 noktasında 22.12 dB bir kazanç sağlamış oldu. Normalde içerisindeki saf filtreleri sökmezsek yaklaşık 17 dB oluyor bu değer. Ve tabii ki sadece 868 MHz için geçerli, diğerleri baskılanmış oluyor. Ama biz saf filtrenin engel olduğu yaklaşık 3-3.5 dBm'lik kazanca da talibiz. Onun yerine daha farklı, daha kaliteli bir filtre olan kavite filtre kullanacağız. Şimdi onu da birazdan göstereceğim ama öncelikle filtreleri sökünce nasıl bir tepki verdi, gerçekten nasıl bir değer kazancına sebep oluyor. Asıl gerçek kazancı bu arkadaşlar, onu göstereyim istiyorum. Gördüğünüz gibi 678 MHz'de 24.37 dB kazanç demek bu. Bu da çok iyi. Yani aslında düz bir hat halinde bütün frekanslarda bu sinyal yükseltici 20 dBm'in üzerinde bir kazanç sağlıyor. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Filtreleyerek hangi bölgenin sinyalini istiyorsak, işte 868'lik bir sinyal filtreleme yaparak bu değeri koruyoruz, diğerlerini baskılıyoruz. O bölgenin kullanımını açıyoruz. Yani 915'lik bir saf filtre kullanıyorlar bunun içerisinde. Bu cihaz bu sinyal yükseltici oluyor Amerika bölgesi için. İçerisinde 868 MHz'lik saf filtreler vardı. O yüzden de Avrupa için olmuş oldu. Dolayısıyla Türkiye için de olmuş oldu. Ama biz onları sökünce şu an bütün frekanslarda sinyalin 20 dBm'in üstüne çıktığını görmüş oluyoruz. Bu gerçekten iyi bir değer arkadaşlar. Yüksek bir değer ve bu cihazın gerçekten fazlasıyla işini gördüğünü gösteriyor. Ama tabii ki bu şekilde kullanırsak ne olur? Tüm sinyaller, tüm frekanslardan gelen sinyaller yükseleceği için çok ciddi bir gürültüye sebep olacaktır ve cihazımızın çalışması aksine daha kötüye gidecektir. Bir diskoda herkesin konuştuğunu, bağırdığını, müzik geldiğini düşünün ve arkadaşınız yanında size konuşuyor, size bir şeyler söylemeye çalışıyor. Onu anlamıyorsunuz, aslında duyuyorsunuz. Onun gibi düşünün. Kalabalığın içerisinde yakınızdakini duyamazsınız. Cihazlarda bu şekilde tüm frekanslardan yüksek sinyal gelirse sizin asıl ihtiyacınız olan sesi duyamaz arkadaşlar. Bunun için de ne yapıyoruz? Filtre kullanıyoruz. İçerisinden saf filtreyi söktük. Hemen önüne bir tane kavite filtre bağlayacağız ama kavite filtreyi tek başına bir test yapalım istiyorum. Ondan sonrasına tekrar birleştirdikten sonra da bakacağız. Evet, kavite filtremizi de taktık. Kavite filtremizi bağlantısını direkt yaptık. Testini yapacağız. Bunu dediğim gibi ben sardım arkadaşlar. Bu içerisinde de sıvı izolasyonu yapıp böyle sardım. Bu dışarıda kullanacağım için. Ama orijinal görüntüsünü de ekrana koyuyorum. Oradan bakarsınız. Asocom marka 868 MHz'lik bir kavite filtre. Evet arkadaşlar, bunu da tek başına testini yaptığımızda görüyorsunuz. Yaklaşık 0.93, 0.96... Yani maksimum 1 dB bir kayıba sebep oluyor. Bu aslında kayıp sayılmaz. Çünkü bir saf filtre kullanmış olsaydık yaklaşık 3.5 dBm bir kayıba sebep olacaktı. Bu da çok düşük, aslında yakalayabileceğimiz sinyallerin de kaçmasını, yakalayamamızı sağlıyor. Ona sebep oluyor ama şu an çok düşük sinyalleri de cihazımıza, antenimize ulaşmışsa yakalayabiliriz arkadaşlar. Ve çok ciddi bir baskılaması var. Görüyorsunuz 868 MHz haricindeki diğer tüm frekansları 66, hatta biraz daha uzağa gittiği zaman frekans aralığı 80, -80 dB'lere kadar baskılıyor arkadaşlar, ki bu çok değerli bir baskılama, iyi bir baskılama. Yani saf filtreye göre çok daha temiz sinyal almanızı kesinlikle sağlıyor. Şimdi bunu deminki
sinyal güçlendiricimizle birleştireceğiz ve sonucu göreceğiz. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Sinyal güçlendiricimizin önüne kavite filtremizi bağladık ve şu an testimizi devam ediyorum. Bakın, sinyal tepkimemiz nasıl olmuş? Bakın, evet, görüyorsunuz 868 MHz'de 21.17 dB'lik bir kazancımız var hala ve diğer kalan tüm sinyaller çok ciddi derecede baskılanmış durumda. Eksi 60, 61 seviyelerine kadar baskılanmış durumda. Yani bu şu demek oluyor: çok temiz bir sinyal alıyoruz ama gerçekten çok güçlü bir sinyal alıyoruz. Bu cihaz bana göre görevini fazlasıyla layıkıyla yerine getiriyor ve bu kavite filtre de, Asacom'un kavite filtresi de gerçekten çok değerli bir iş görüyor. Her iki firmaya da bu cihazlar için gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Linklerini de aşağıda bırakacağım. Oradan da nereden satın alabileceğinizi görebilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Ama bu dediğim gibi bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu iş biraz da şans işi. Biraz da iyi bir konuma sebep ol, iyi bir konuma ihtiyacınız var. Yani konumunuz iyi değilse, gerçekten marjinal değerli bir konumda değilse, spesyal bir konumda değilse, taktığınız bu cihazlar ekstra bir işe yaramayabilir. Bunu unutmayın. Ama gelen sinyalleri daha iyi hale getirecektir. Veya hiçbir şey olmasa bile bir tane anteni daha çok cihaza, birden fazla cihaza kullanıyorsanız, yani mesela bunun gibi bir güç bölücü, bu ikili olabilir, dörtlü olabilir, sekiz olabilir kullanıyorsanız mutlaka bir sinyal yükseltici önüne takmanız gerekir. Çünkü burada oluşabilecek bir ekleme kaybını da burada telafi etmiş olacaksınız. Yani aslında her cihaza birer tane anten takmışsınız gibi, hatta daha güçlü anten takmışsınız gibi sisteminiz çalışacaktır. Bunu söyleyebilirim. Hatta şöyle yapalım. Bakın, şu an 21 dBm ham bir kazancımız var. Elimde bulunan şu sinyal bölücüyü de takalım sonuna ve sinyal bölücüyü kullandıktan sonra her bir cihaza kaç dBm'lik bir kazanç gidecek onu da test etmiş olalım. Evet arkadaşlar, kavite filtremiz, sinyal güçlendiricimiz ve ondan sonra takmış olduğum bir sinyal bölücüden sonra, bunu bir cihazımız olduğunu düşünürsek, bir cihazımıza giden sinyalin ne kadar olduğunu, ne seviyede olduğunu buradan hemen görelim. Evet, bakın, iki cihaza sinyali böldüğümüz halde, ekleme kaybımız olduğu halde yine 17.30 dB bir kazancımız halen her bir cihazımız için duruyor arkadaşlar. Bu gerçekten iyi bir kazanç. Ben bu konuda gerçekten bu firmaya yaptığı ürün için, yaptığı sinyal güçlendirici için gerçekten tebrik ediyorum. Aynı şekilde Asacom'un da bu kavite filtresi gerçekten çok başarılı. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle sağ filtrelerin yerine kullanıldığında gerçekten daha iyi sonuçlar, yerine göre tabii, elde edebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi test etmediğimiz ne kaldı diye düşünüyorum. Aslında her şeyi test ettik arkadaşlar. Birkaç özel bilgi daha verelim. Ondan sonra yayınımızı sonlandıralım. Şimdi bu cihaz akıllı bir cihaz. Onu da söylemek isterim açıkçası. Neden akıllı bir cihaz? Diyeceksiniz ki ya, 17 dB'lik bir kazanç, hatta 21-22 dB'lere varan bir kazanç cihazımıza zarar vermez mi? Arkadaşlar, bu cihaz akıllı bir cihaz. Sinyalimiz düşükse, çok düşükse onu yükseltiyor. Ama sinyalimiz normal seviyelerdeyse onu aşırı yükseltmiyor arkadaşlar. Mesela 10 dB yükseltiyor veya 15 dB yükseltiyor, 8 dB yükseltiyor. Gelen sinyalin gücüne göre bir konum alıyor. Aynı şekilde bazı cihazlarda biliyorsunuz işte atlama yapıyorlar TX için. Sadece sinyal gidiyor, sadece gelen güçleniyor. Veya 6 dBm'lik elle ayarlanabilen 6 ile 11 dBm'lik bir kazanç ayarı yapılabiliyor. Ama bu cihazda öyle değil arkadaşlar. Bu cihazda şöyle bir durum var. Sizin gönderdiğiniz sinyalin gücüne bakıyor, onu sabitliyor. 17, daha doğrusu 21 dBm olarak sinyali gönderiyor arkadaşlar. Bu da
sinyaliniz düşük de olsa, yüksek de olsa sürekli aynı kalitede, aynı seviyede sinyal gitmesini sağlıyor. Cihazınızın daha istikrarlı çalışmasını, daha istikrarlı olmasına sebep oluyor. Yani bütün işi kendisi görüyor arkadaşlar. Cihazınıza zarar vermeyecek şekilde. O konuda da iddiaları bu şekilde başarılı bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Tabii realde nasıl olacak onu da bilmiyorum. Bu cihazı Ankara'da test edeceğim. Bu cihazı derken sinyal güçlendiriciden bahsediyorum. Daha sonra kısa ve uzun vadeli test sonuçlarını da ayrıca sizlerle paylaşmış olacağım değerli arkadaşlar. Yine söylüyorum, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani bunu alın diye söylemiyorum. Ben size sadece burada gördüğünüz gibi testlerini yaptım. Reelde nasıl bir reaksiyon gösterir bunu bilemiyorum. Bunu da dediğim gibi yine test edeceğim. İyi bir konum olduğunu düşündüğüm bir yerde Ankara'da testini yapacağım. Sizlerle de daha sonra bunu paylaşacağım. Ama dediğim gibi eğer zaten kafaya koyduysanız, bir sinyal güçlendirici almak istiyorsanız, bir kavite filtre almak istiyorsanız, Asacom'un 868 MHz'lik bir kavite filtresini ve bu firmanın Alboost firmasının bu sinyal güçlendiricisini de mutlaka tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım işinize yarar bilgiler paylaşmışımdır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, yorumlarınızla beni rahatsız etmeyi fazlasıyla seviniyorum, mutlu oluyorum. Ve mutlaka da bu videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Sizin belki cesaret edip ya acaba nasıl bir sonuç elde ederim diye düşünüp test etme imkanınız da olmadı ama internette var mıdır testi, nasıl bir şeydir diye merak ettiğiniz şeyleri de ben burada sizlere sunmaya çalışıyorum. En azından satın almadan önce size fikir versin diye. Sevgili